Arkadaşlar merhaba. Çıkmış sorular serisinin yeni videosu polinomlar. Hepinize iyi seyirler. İlk sorumuza başlıyoruz. Px eşittir 2x küp eksi m artı 1 x kare eksi n x artı 3m eksi 1 polinomu x kare eksi x ile tam bölünebildiğine göre m eksi n nedir diye soruyor. Arkadaşlar bunu şu şekilde çözmemiz gerekiyor. Bakınız. Madem bu polinom x kare eksi x ile tam bölünüyor. Demek ki x çarpı x eksi 1 ile de tam bölünebiliyormuş deriz. O halde x çarpı x eksi 1 polinomuna bölünebilen bir polinom x'e de x eksi 1'e de ayrı ayrı bölünür. Pekala x'in kökü nedir? X eşittir 0. Bunun kökü nedir arkadaşlar? X eşittir 1. O halde P 0 da 0'a eşitmiş. P1 de 0'a eşitmiş denilebilir. O halde gelin polinomda 0'ı ve 1'i yerine yazalım. P 0 eşittir 0. Zaten şunlar gidecek bakınız. Şunlar gider. Ve ne kalır? Şu sıfırı da şuradan silelim. Evet, şurada 3m eksi 1 kalacaktır. Pekala P1'e bakalım. P1 ne gelir? Yerine yazdığım zaman 2 çarpı 1'in küpü 2. 1'in karesi zaten 1. Eksi m eksi 1. Eksi n artı 3m eksi 1 gelecektir arkadaşlar P1'de. Tabii bu da 0. Bu da 0'dır denilebilir. Pekala devam edelim. 3m eksi 1 sıfırsa 3m eşittir 1 ve m eşittir 1 bölü 3 gelecektir. M'yi bulduk. Peki devam edelim. Şimdi m gördüğümüz yere 1 bölü 3 yazacağız. Önce şuna bakalım. Eksi 1 var, eksi 1 var. Eksi 2, artı 2 de burada var. Hepsi gitti. 3m zaten şu 3m'den m'yi çıkardığımız zaman 2m kalacak ve eksi n'imiz var eşittir 0 diyelim. Devam. 2 çarpı m'yi ne vurmuştuk? 1 bölü 3 yaz yerine. Eksi n eşittir 0. O halde n eşittir 2 bölü 3'tür diyebiliriz. Bizden neyi istemişti gençler? Bakın burada m eksi n'yi istemişti. O halde gelin 1 bölü 3'ten 2 bölü 3'ü çıkaralım. Cevap ne gelir? Eksi 1 bölü 3 gelir. Doğru cevap da o halde Bursa'dır. Diğer sorumuzdayız. İkinci soru. Px 3. dereceden bir polinom fonksiyonu olmak üzere. P-4, P-3, P-5 bunların hepsi 0'a eşit ve P0 da 2'ymiş, P1 kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar bu soruyu şöyle yapalım. Bakın madem bunlar P-4, P-3 ve P5 0'a eşit demek ki bu polinomun x artı 4, x artı 3 ve x eksi 5 diye bir çarpanı varmış. Bakınız x artı 4 çarpı x artı 3 çarpı x eksi 5 diye bir çarpanı varmış. Ayrıyetten şurada da bir A baş katsayımız olsun. Bu bizim Px polinomumuz diyelim artık. Pekala bu P0'ı niye vermiş? Şuradaki A'yı bulasın diye. Yerine yazalım o halde. P0 eşittir. A çarpı 4 çarpı 3 çarpı eksi 5. Bu neye eşitmiş? 2'ye. Gelin şurayı bir toparlayalım. Eksi 5 çarpı 3 eksi 15. 4 ile çarp eksi 60. Eksi 60 tane A 2'ye eşitmiş. O halde A eşittir eksi 2 bölü 60, yani bu da eksi 1 bölü 30 eder diyelim. Artık px'in ne olduğunu biliyorum ben. Eksi 1 bölü 30 çarpı x artı 4 çarpı x artı 3 çarpı x eksi 5 olduğunu biliyorum. Benden neyi istemiş? P1'i. O halde gelin x gördüğümüz yere 1 yazalım artık. Eksi 1 bölü 30 çarpı 1 yazdığım zaman 1 artı 4 5 çarpı 1 artı 3 4 çarpı 1 eksi 5 eksi 4'tür denilebilir. Bakın şurada gerekli sadeleştirmeleri yaparsak 5'e böl 1, 5'e böl 6, 2'ye böl 2, 2'ye böl 3. Doğru cevabın eksi 2 çarpı eksi 4'ten 8 bölü 3 olduğunu görürüz arkadaşlar. Bu arada bir de şurada eksimiz vardı. Bu da buraya artı yapar. Doğru cevap da Bursa'dır. Devam ediyoruz 3. soruyla. Gerçek katsayılı Px, Qx ve Rx polinomları veriliyor. Sabit terimin sıfırdan farklı Px polinomu için Px'i Qx çarpı Rx artı 1 olarak tanımlamış. P'nin sabit terimi Q'nun sabit teriminin 2 katı. Şimdi P'nin sabit terimini nasıl buluruz biz? P0 ile. Q'nun sabit terimini nasıl buluruz? Bunu da Q0 ile buluruz. P'nin sabit terimi Q'nun sabit teriminin 2 katıymış. Bize diyor ki R'nin katsayılar toplamını bul diyor. R'nin katsayılar toplamı nedir arkadaşlar? R1. Yani bizden bunu istiyormuş aslında, değil mi? Gelin bakın şurada şu ifadede biz bu x gördüğümüz yere 0 yazalım. X gördüğümüz yere 0 yazarsak ne olur bakın? P0 eşittir Q0 çarpı R0 artı 1'den
1 gelir değil mi? Ben zaten P0'ın Q0 ile 2'nin çarpımı olduğunu biliyordum. Burada ne buldum? Bak P0, Q0 ile R1'in çarpımı. Demek ki R1 kaçmış? Bakın burada R1 2'ymiş. Doğru cevap da Edirne'ymiş deriz. Diğer bir sorumuz. Baş katsayısı 1 olan eksi i ve 2i karmaşık sayılarını kök olarak kabul eden köklerimiz neymiş? Eksi i ve 2i. Baş katsayımız da 1'miş. Bu bizim işimize gelir. Sayılarını kök olarak kabul eden 4. dereceden gerçel katsayılı Px polinomu için P0 kaçtır diye sormuş. Bu soruyu şöyle yapabilir miyiz? Bakınız. Şimdi elimizde eksi i ve 2i karmaşık sayıların kökleri kök kabul eden 4. dereceden bir gerçel katsayılı polinom var. Köklerin madem bir tanesi eksi i, ben bunun çarpanlarından içerisinde x artı i diye bir çarpan olduğunu biliyorum. Değil mi? Devam edelim. 2i de bunun kökü ise elimizde x eksi 2i diye de bir çarpan vardır. Ben şimdi bunları çarptığım zaman bu ifade, bu polinom kaçıncı dereceden olacak? İkinci dereceden olacak, değil mi? Şimdi şuna bakalım. Dördüncü dereceden diye sormuş, değil mi? Dördüncü dereceden. O halde şöyle bir şey yapma hakkım var mı? Bakın, ben bir de bunun gider karesini alırım ve dördüncü dereceden bir polinom olur. Artık px budur diyebilir miyim? Diyebiliriz. Pekala. P0 kaçtır diye soruyor. Gelin x gördüğümüz yere 0 yazalım. X gördüğümüz yere 0 yazarsak ne olur? 0 artı i. İ olur. Sıfırdan 2i'yi çıkarırsak o da ne olur? Eksi 2i olur. Bunları çarp ve karesini al demiş. Pekala yapalım. Şu içeriği çarptığımız zaman ne gelir? İ kare gelecek. Bir tane bir de başında eksi 2 gelecek. İ kare neydi? Eksi 1'di değil mi? Eksi 1 çarpı eksi 2 ne haber arkadaşlar? 2. Bir de 2'nin karesi vardı. Burası ne olur artık? 4 olur. Doğru cevap da B seçeneğidir diyebiliriz arkadaşlar. Px eşittir. X artı 2'nin dördüncü kuvveti artı 3 çarpı x artı 1'in küpü polinomunda x'li terimin katsayısı kaçtır diye sormuş. Şimdi bunu da şöyle düşünelim. X'li terimleri istiyor değil mi? Şimdi ben x artı 2'nin dördüncü kuvvetinde bunu 2 artı x'in dördüncü kuvveti olarak yazsam ve bunu dördüncü kuvvetten bir binom açılımını uygulasam yani 2 üzeri 4 gelecek değil mi? Sonra artı 4 çarpı 2 üzeri 3 çarpı x üzeri 1 gelecek. Gerisi beni ilgilendirmiyor çünkü şurası lazımdı. X'li terimin katsayısı. Pekala. Bir de şuraya bakalım. 3 çarpı x'li terimin katsayısını istemişti ve elimde x artı 1'in küpü var. Bunu da gelin direkt küp açılımı uygulayalım isterseniz. X küp artı 3x kare artı 3x artı 1 olacaktı. Değil mi? Burada x'li terim hangisi? 3 ve ben bunu neyle çarpacağım? 3 ile çarpacağım. Demek ki buradan bir de 9x gelecek. Buradaki x'li terimin katsayısı ne? 4 çarpı 2'nin küpü yani 8. 4 kere 8 32x buradan geldi. 9x de buradan geldi. Toplam 41 tane x vardır. Dolayısıyla x'li terimin katsayısı da 41'dir deriz. Diğer sorudayız. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere P-X'i x artı a ve x artı b'nin çarpımı olarak tanımlamış. Bu polinomun katsayılarının toplamı 15 olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi öncelikle a ile b birer pozitif tam sayı. Ben bu polinomun katsayıları toplamını nasıl buluyordum? Katsayılar toplamı dendiği zaman direkt x yerine 1 yaz diyorduk, değil mi? Pekala. Yani P1. P1 eşittir 1 artı a çarpı 1 artı b eşittir 15 olacağını biliyoruz. Şimdi a ile b'yi burada pozitif tam sayı olarak vermemiş olsaydı biz bu soruyu çözemezdik. Neden çözemezdik? Şundan kaynaklı. Bize burada 15'in çarpanları lazım. Şimdi mesela 15'in pozitif çarpanları nedir? 1'e 15, değil mi? 3'e 5, 5'e 3 ve 15'e 1'dir. Ben iddia ediyorum ki bu işaretlediklerinden sadece şu 3'e 5 ve 5'e 3 bizim işimize görür. Diğerleri işimizi görmeyecektir. Sebep? Çünkü a pozitif bir tam sayı ise 1 eklediğimde 1 yapma imkanı yoktur. Dolayısıyla bu gitti. Aynı sebepten dolayı şunu da eleyebilirim. Çünkü b eğer pozitif bir tam sayı olarak vermişse bize 1 eklediğimde 1 yapma imkanı yoktur. Demek ki işimize gelen ifadeler sadece 3'e 5 ve 5'e 3'tür. Eğer 1 artı a 3 ise a 2'dir. 1 artı b 5 ise bu sefer b kaçtır? 4'tür. Toplamları nedir? 6'dır. Şimdi doğru cevap direkt Edirne'dir diyebiliriz. Sebep?
Çünkü diğerini denesen aynı şey gelecekti. Yani 1 artı a eşittir 5 ise a eşittir 4 gelecekti bu sefer. Ve 1 artı b eşittir 3 demiş olsaydın b'yi 2 bulacaktın. Ve bunların toplamı da 6'dır. Ve cevap Edirne'dir derdin direkt. 7. soru. Px eşittir x kare eksi 2x artı n. Qx eşittir x kare artı 3x artı n polinomları veriliyor. Bu iki polinom ortak bir köke sahip ve Px polinomunun kökleri eşit olduğuna göre m artı n toplamı nedir? Bir kere Px polinomu ikinci dereceden ve kökleri eşitse bu Px bir tam karedir. Değil mi? Px tam kare olacaktır. Peki tam kare bir ifade ise bunu nasıl tam kare düşüneceğiz arkadaşlar? X kare eksi 2x artı m'si. Bu aslında x kare eksi 2x artı 1'dir değil mi? M'yi bulduk aslında. M eşittir 1'miş bakın burada. Pekala. M eşittir 1 ise ve bu polinomun kökü ne olur onu düşünelim. X eksi 1'in karesidir aslında değil mi? Tam kare ya. Bunun kökleri nedir? X 1 de 1'dir. X 2 de 1'dir arkadaşlar. Ne demiş? Ortak bir köke sahip. Neyle ortak olacak? Mecbur bu birlerden bir tanesiyle ortak olacak. Demek ki Q1 de 0'mış. Yani sen Q1'i yerine yaz bakalım ne gelecek? 1 artı 3 artı n. 0 olması gerekiyor. O halde n kaçtır? N eksi 4'tür. Ben m'yi 1 buldum. N'yi de eksi 4 buldum. Toplamları ne olacaktır? Eksi 3 sorunun cevabını bana verecektir. 8. soru. Arkadaşlar 8. soru cevapların hiçbiri de doğru değil. Yani aslında güzel bir soru olmuş. Hoş bir tatlı bir soru olmuş ama ÖSYM tarafından iptal edilen sorulardan bir tanesi. Soruyu çözüyoruz. Dikkatsizlik yaparsak da doğru cevabı buluyoruz. Yani soruyu yazanın işaretlememizi istediği şıkkı görebiliyoruz. İşaretliyoruz fakat o şık biraz daha dikkatli bakıldığında aslında yanlış olduğunu ve bu şıklardan hiçbirinin de bu soruyu sağlamadığını görebiliriz. 12. pardon 9. soru. Baş katsayısı 3 olan ikinci dereceden bir Px polinomu için P1'den P0'ı çıkardığında 2 kalıyor. Olduğuna göre P2 eksi P1 değeri nedir diye soruyor. Bir kere baş katsayısı 3 ise ben buna 3 ile başlayacağım. Ve kaçıncı dereceden demiş? İkinci dereceden. O yüzden İkinci dereceden dediği için de 3x kare ifadesinin benim polinomumun içinde olduğunu biliyorum. 3x kare artı ax artı b diyelim o zaman biz bu ikinci dereceden polinoma. Buna px dedik. Pekala. P1'den P0'ı çıkardığımızda 2 kalıyor demiş. Gelin P1'i bir yerine yazalım. P1 eşittir. Yaz bir yerine 3 artı a artı b. Değil mi? Pekala. Bir de P0'ı bulalım. P0'ı bulursak x gördüğümüz yere 0 yazdığımız zaman bakın şurası gidecek, şurası gidecek. Burada sadece b kalır. Bundan bunu çıkar diyor. Çıkardığımızda da şuradaki b'ler gider ve 3 artı a kalır. Çıkardığımız zaman da ne gelmiş? 2. 3'e a eklediğimizde 2 olmuşsa a kaçtır arkadaşlar? A eksi 1'dir. Pekala. Polinomumun yeni aldığı hali biliyorum. Px eşittir 3x kare. A'yı bulduk yazalım yerine. Eksi x artı b'ymiş. B'yi hala bilmiyoruz ama bilmemiz de gerekmeyecek zaten. Aynı mantıkla P2'den P1'i çıkaracağız ve farkını bulacağız. P2 eşittir 3 çarpı 2'nin karesinden 12 eksi 2 artı b. Ve P1'i de yazalım. P1 ne olur? 3 eksi 1'den 2 artı b. Bundan bunu çıkar kaç kalır demiş. Zaten b'ler gidecek değil mi? 12'den 2'yi çıkar 10, 3'ten 1'i çıkar 2, 10'dan 2'yi çıkar. Doğru cevabın 8 olduğunu göreceksin. Cevap Edirne. 10. soru. Baş katsayısı 1 olan 3. dereceden Px polinomu x kare artı 4 ile kalansız bölünebilmektedir. Pekala hemen şurayı bir düzenleyelim bakın. Baş katsayısı 1'miş. Güzel. 3. derecedenmiş. Bunu unutmayalım. Bir px polinomu var. Ve ne ile tam bölünüyor? X kare artı 4 ile tam bölünüyor. P2x polinomunun 2x eksi 3 ile bölümünden elde edilen kalan 52'ymiş. Burada da ekstradan başka bir bilgi vermiş. Demiş ki p2 kaçtır? Şimdi yazalım şöyle bir ifade. Bakın. Baş katsayısı 1 olan 3. dereceden bir px polinomu var ve x kare artı 4 ile tam bölünüyor. O halde ben bu px'i x kare artı 4 ile tam bölünebiliyorsa x kare artı 4 çarpı x artı a biçiminde yazabilirim. Sonuç olarak çarpanlarından bir tanesi x kare artı 4 ise
Bu polinom buna tam bölünüyormuş. Artı bir de sıfırımız var tabii tam bölünebildiği için. Şimdi P2x polinomunun 2x eksi 3 ile bölümünden kalan 52'ymiş ya. O halde 2x eksi 3'ü 0'a eşitlesek x buradan 3 bölü 2 gelse. Sonrasında da ben bu 3 bölü 2'yi şurada yerine yazsam arkadaşlar. P 2 çarpı 3 bölü 2. Şu ikiler birbirini götürse bu elimde sadece P3 kalır. Ve kalan neydi? Kalan 52 idi. O zaman P3'ün 52 olduğunu bulmuş oluruz. P3 52 ise x gördüğümüz yere şurada 3 yazarsak cevabın yine 52 çıkması gerekiyor. O halde yazalım 3'ü. 3'ün karesi 9 artı 4'ten 13 çarpı 3 artı a eşittir. Ne olması gerekiyormuş? 52. Demek ki 3 artı a ifadesi 4 olması gerekiyor. Neden? 4 çarpı 13'ün 52 yaptığını biliyorum. Eğer 3 artı a 4 ise a kaçtır? A 1'dir. O halde ben polinomu buldum mu? Px eşittir. X kare artı 4 çarpı x artı 1'miş benim polinomum. Neyi sormuştu? P2. O halde sadece x gördüğümüz yere 2 yazıp hesaplamak kaldı. 2'nin karesi 4. 4 ekle 8 çarpı 2 artı 1 3. 8 çarpı 3 de 24 yapar. Ve doğru cevap da C seçeneğidir denir. Diğer sorudayız. 11. soru. Px eşittir x artı 1'in karesi çarpı x kare artı 1'in dördüncü kuvveti polinomunda x üzeri 4'lü terimin katsayısı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi x artı 1'in karesi neydi? X kare artı 2x artı 1. Binomdan da yapabiliriz ama kuvvetler çok büyük olmadığından bu şekilde bir çözüm yoluna gidilebilir. X kare artı 1'in dördüncü kuvveti ne olacak? X karenin dördüncü kuvveti artı 4 çarpı x karenin küpü çarpı 1 artı 4 çarpı 4 değil özür dilerim 6 olacak sıradaki 6 çarpı x karenin karesi çarpı 1'in karesinden 1 artı 4 çarpı x karenin birinci kuvveti çarpı 1'in üçüncü kuvveti artı en son ne olacak arkadaşlar 1'in dördüncü kuvvetinden 1 gelecek. Şimdi devam edelim. X üzeri 4'lü terimi sormuştu değil mi? Şu şekilde yapabilir miyiz? Bak burada ne var? X kare var. Ben bu x kareyi karşıda neyle çarparsam x üzeri 4 elde ederim? Bir x kareyle çarparsam. Buradaki x kareli terim hangisi? 4x kare. 4 çarpı x kare çarpı x kareden bir tane bulduk. Bakın 4 çarpı x üzeri 4. Pekala. Başka nasıl elde edebilirdim? Şurada elde ettiğim 2x ile karşıdan bir x küplü ifadeyle çarpmam gerekiyor. Ama karşıda x küplü ifade yok. Sebep? Çünkü bunların hepsi de çift dereceden. Bakın burası 8, burası 6, burası 4 ve burası da 2. Demek ki x küplü bir ifade yok karşıda. Peki buradaki 1'i karşıda neyle çarparsam x üzeri 4'lü bir ifade elde edebilirim. X üzeri 4'lü ifade sadece şurada var. Ve 1 çarpı 6 çarpı x üzeri 4'ten ne gelecektir? 6 çarpı x üzeri 4. Bunların toplamamızı istiyor aslında. 10 çarpı x üzeri 4. X üzeri 4'lü terimin katsayısı ne bulduk biz? 10 bulduk. Yani B seçeneğinde vardır. Ve cevap B'dir deriz. Bir diğer soru. 12. soru. Px eşittir x küp eksi mx artı 1 olmak üzere. Px eksi 1 polinomunun x artı 1'e bölümünden kalan. Şimdi hemen şunu bulalım. X artı 1'e bölümünden kalan diyorsa x gördüğümüz yere eksi 1 yazmamız gerekiyor. Ve şurada yerine yazdığımız zaman da P eksi 2'den bahsediyormuş aslında değil mi? Eksi 1, eksi 1, eksi 2. Pekala. Bölümünden kalan ile Px artı 1 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan. X eksi 1 ise hemen burayı 0'a eşitle. X gördüğün yere 1 yaz. Değil mi? Götür. P2. Bunlar birbirine eşitmiş arkadaşlar. Öyle diyor soru. Bunlar birbirine eşitmiş. Pekala. M kaçtır diye soruyor. Bana Px'i vermiş. Bak ben buraya Px'i tekrar yazıyorum. X küp eksi. Mx artı 1. P eksi 2. P2'ye eşitmiş. Yaz eksi 2 yerine eksi 8 artı 2m artı 1. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? P2'ye. P2 nedir? 8 eksi 2m artı 1'dir. Yazalım o zaman. 8 eksi 2m eksi diyorum artı yazıyorum. Eksi 2m artı 1'e eşitmiş. Pekala. Şu 1'ler bir gitsin. Şuradaki eksi 2m'yi bu tarafa at. 4m. Şuradaki eksi 8'i karşıya at. Eşittir 16. O zaman m kaçtır arkadaşlar? M 4'tür denilebilir. Bizden de M'yi istemişti. Cevap B'dir. Üçüncü dereceden
baş katsayısı 1 olan gerçel katsayılı Px polinomu P1, P3, P5'e eşitmiş ve hepsi 7'ymiş. Bu eşitlikleri sağlıyormuş. P0 kaçtır? Gayet basit. Bunun farklı bir versiyonunu daha çözmüştük. Bakın, demişti ki işte bu, örnek veriyorum, P1, P3'e, P5'e hepsi eşit ve hepsi 0'a eşit demişti. Biz de kalanı 0 olarak anlamıştık, değil mi? O zaman burada da kalan 7'ymiş. Nasıl yapmamız gerekiyor? X eksi 1 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 5 artı 7 diyeceğiz ki kalan 7 olsun. Baş katsayısı da 1 olduğuna göre şu 1'i yazmamıza da lüzum yok ama biz yine de görsel açıdan yazalım. P0 değeri kaçtır diyor. Soru gayet basit. X gördüğün yere 0 yazacaksın diyor. Yaz yerine eksi 1. Yaz yerine eksi 3. Şurada yaz eksi 5 artı 7 diyeceğiz. Şurası 3. Bununla çarparsak eksi 15 artı 7. Doğru cevap eksi 8 olacaktır. C seçeneği. Bir diğer sorumuz. Px eşittir x artı 1, x artı 2 ve x artı 9'a kadar olan bir toplam olarak verilmiş. Qx polinomu da aynı şekilde ama x artı 5'e kadar olarak toplamı verilmiş. Px Qx'e bölünüyormuş. Bu bölümden elde edilen kalan kaçtır diye sormuş. Öncelikle şu Px'i ve Qx'i adam akıllı bir yazalım. Şimdi x artı 1, x artı 2, x artı 9'a kadar olan toplam diyor. Demek ki burada 9 tane eksimiz var bu toplamda. Ve geriye kalanlar da 1'den 9'a kadar olan toplam. 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı nedir? 9 çarpı 10 bölü 2'den 45 midir arkadaşlar? Pekala. Demek ki Px polinom neymiş? 9x artı 45 imiş. Qx'i de bu şekilde bulabiliriz. Bak burada 5 tane x var. Geriye kalanlar 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı. 5 çarpı 6 bölü 2'den ne gelir? 15 gelir. Demek ki Qx de 5x artı 15'miş diyebiliriz. Neyi neye bölüyorduk? 9x artı 45'i 5x artı 15'e bölüyorduk. O halde bu 5x artı 15'i hemen 0'a eşitle. X buradan ne gelir? Eksi 3 gelir. Bu eksi 3'ü de götür. Şurada yerine yaz Px'de. 9 çarpı eksi 3 artı 45. Bu da 45 eksi 27 demektir. Ve 18'e eşittir. Bu da Edirne'de verilmiştir diyebiliriz. Bir diğer soru. Üçüncü dereceden reel katsayılı Px polinomunun kökleri eksi 3, eksi 1 ve 2'dir. P0'ı ne vermiş bize? P0 12'ymiş. X kareli terimin katsayısı kaçtır diye soruyor. Bir kere bizim köklerimiz ne vermiş arkadaşlar? Eksi 3, eksi 1 ve 2'ymiş. Pekala, P0'ın 12 olduğunu vermiş. Bunda neden verdiğini bir gösterelim. Şimdi Px polinomu eşittir. Ben bunu A çarpı kökü eksi 3 ise x artı 3 diye çarpanı vardır. Kökü eksi 1 ise x artı 1 diye çarpanı vardır. Kökü 2 ise x eksi 2 diye bir çarpanı vardır. Pekala, P0'ı bize vermiş 12'ymiş. P0 12 ise yerine yazmamız isteniyor. A çarpı şurası ne gelir? 3, burası 1 ve şurası da eksi 2 gelecektir. Bu da neye eşitmiş? 12'ye. Şurası ne gelir arkadaşlar? Eksi 6. Eksi 6 ile A'yı çarpmış ve 12 bulmuş. Demek ki A kaçmış? A eksi 2'ymiş. O halde polinomu bulduk aslında. Px eşittir. Eksi 2 çarpı. Şu x artı 3 ile x artı 1'i bir çarpalım mı arkadaşlar? Daha düzgün görünsün. Çünkü x kareli terimin katsayısını bulacağız biz. X artı 3 ile x artı 1'in çarpımı nedir? X kare artı 4x artı 3. Bir de ne vardı elimizde? X eksi 2 vardı. Onu da yazmayı unutmayalım. X eksi 2, evet. X kareli terimleri nereden bulabilirim? Bakın. Şurada gördüğüm x kare ile karşıda gördüğüm eksi 2'yi çarparsam bir x kareli terim elde ederim. Eksi 2 çarpı x kare çarpı bir de buradan eksi 2 alacağız. Ne gelir arkadaşlar? 4x kare. Başka x kareli terim nereden elde edebilirim? Bakın buradaki 4x ile buradaki x'i çarparsam bir x kareli terim elde etmiş olurum. Bir de katsayısı vardı, onu da unutmayın. Eksi 2 çarpı 4x çarpı x. Burası ne gelir arkadaşlar? Eksi 8x kare gelir. Bunların toplamı bana tüm x kareli terimlerin toplamını verecektir. 4 eksi 4x kare katsayımız neymiş? Eksi 4'müş. Doğru cevap da A şıkkında verilmiştir deriz. Bir diğer soru. Evet, px x küp eksi ax kare eksi b artı 2x artı 4b qx de yine x kare eksi 2ax artı b polinomları için p eksi 4 sıfırmış ve q eksi 4 sıfırdan farklıymış. Bunları vermiş bize. Qx polinomunun kökleri
Aynı zamanda px polinomunun da kökleri olduğuna göre b eksi a farkı kaçtır diye sormuş. Aslında güzel bir soru. Şimdi burada şunu düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu px polinomunun köklerinden bir tanesi neymiş? Eksi 4'müş. Dolayısıyla eksi 4 yerine yazdığımızda 0 gelecek. Bunu biliyoruz. Pekala, ama şunu da vermiş ki q eksi 4 sıfırdan farklıdır. Şimdi bu ne demek? Qx polinomunun kökleri aynı zamanda Px polinomunun da kökleri demiş ya. Demek ki şunun 2 tane kökü varmış. Şunun da 3 tane kökü varmış. Bunun 2 kökü, bunun kökleri aynı zamanda bunun bir tane daha kökü varmış demek ki ekstradan. Değil mi? O kök hangisiymiş? P-4'müş. Dolayısıyla artık bu şu demektir. Bakın, Px polinomu aslında Qx polinomuyla x artı 2'nin çarpımıymış. Bakın, şaşırmayın. Demiş ki, tekrar okuyorum. P-4 sıfırmış. Demek ki bu polinomun x artı 4 diye bir çarpanı varmış P polinomunun. Q-4 sıfır değilmiş. Yani bunun x artı 4 diye bir çarpanı yoktur diyor. Q polinomunun x artı 4 diye bir çarpanı yoktur diyor. Madem öyle, bize de demiş ki Qx polinomunun kökleri aynı zamanda Px polinomunun da kökleri olduğuna göre. Şimdi bunun iki tane kökü var. Madem bunun kökleri diğerinin kökleri, yani Qx, Px polinomunun kökleri. Dolayısıyla bunun içerisinde, yani Px polinomunun içerisinde Qx polinomu da var ve x artı 4 çarpanı da var. Şuraya x artı 2 yazmışız. Belki o yüzden şaşırmışsınızdır ama x artı 4 olacak orası. Evet, devam edelim. Şimdi Px polinomunu biliyoruz ya. Qx'i de biliyoruz. X kare eksi 2ax artı b'yi ben neyle çarpacakmışım? X artı 4 ile, ve neye eşitleyecekmişim? Px'e. Çarpanımı o halde dağıtalım tek tek. X küp gelir şuradan. Sonrasında x kare ile 4'ü çarp. 4x kare. Diğerine geçelim. Eksi 2ax kare. Diğerine geçelim. Eksi 8ax artı bx artı 4b olacaktır. Düzenleyelim. X küp, sonrasında x kareli terimler hangileri? Bir şu var, bir de bu var. Artı x kare parantezinde ne gelir arkadaşlar? 4 eksi 2a gelir. X'li terimler şunlar. Artı x parantezinde, bakın burada bir b var. Bir de ne var? Eksi 8a var. Onu da yazdık. Ve sabit terimimiz neymiş? 4b'ymiş. Peki bu neye eşit? Px polinomuna. Px polinomu neydi? X küp artı değil, eksiymiş. X küp eksi ax kare. Sonrasında eksi b artı 2x ve en son 4b verilmiş. 4b'yi buradan bu şekilde bulamayacağız zaten. Çünkü ikisi de aynı şekilde 4b geldi. Şimdi x küpün katsayısı zaten 1. X karenin katsayısı ne burada? 4 eksi 2a. Buradaki x karenin katsayısı ne? Eksi a. Demek ki bunlar birbirine eşit. 4 eksi 2a eşittir eksi a ise 4 eşittir a'dır diyebiliriz. A'yı bulduk, 4. B'yi nereden bulacağız? Getir şurada yerine yaz. B eksi 8 kere 4 32 eşittir. Bakın neye eşit? X'in katsayısı olan eksi B eksi 2'ye eşit. O halde at bunu bu tarafa, 2B. At bunu diğer tarafa, 30. B kaçmış arkadaşlar? 15'miş diyeceğiz. Peki B eksi A'yı sormamış mıydı? Gelin o zaman çıkaralım. 15 eksi 4 eşittir 11 ve doğru cevap da C seçeneğinde verilmiştir deriz. Evet, son sorumuzdayız arkadaşlar. 2017 LYS sınavında çıkmış soru, ÖSYM'nin polinomlar konusu hakkında sorduğu, yazdığı son soru. Şimdi katsayıları 0'dan 9'a kadar olan rakamlar kümesinin elemanlarından ve bir kökü de eksi 2 bölü 3 olan ikinci dereceden polinomların sayısı kaçtır? Sayısını soruyor ya, yani kaç tane bu şekilde polinom vardır diye soruyor aslında bize, ikinci dereceden olmak şartıyla. Şimdi bir kökünü eksi 2 bölü 3 vermesi avantaj, ama bunu avantaja çevirebilecek olan sizsiniz. Çünkü gidip de kökü x artı 2 bölü 3 yazarsanız ifade biraz karışıyor. Yani o çarşı pazar dedikleri muhabbet karışıyor. Şimdi bunun kökünü nasıl yazacağız o zaman? Bakın, 3x artı 2 dediğimiz ifadenin de kökü eksi 2 bölü 3'tür. Ve ben polinomumun bir çarpanını bu seçmek zorundayım. Aslında bunu seçmek zorunda değilim ama ben bunu seçeceğim. Şimdi diğer kökünü ne seçeceğim o zaman? Diğer köküne de birinci dereceden bir ifade seçseniz yeterli olacaktır. Şimdi px polinomu eşittir 3x artı 2 çarpı ax artı b seçiyorum. Evet, bunu seçtikten sonra bir içeri dağıtalım. Px'i net bir şekilde görelim arkadaşlar. 3x ile ax'i çarp. 3ax kare. Sonrasında
3x, yani şurayı x parantezine alalım ki x'li ifadelerimizi bir temiz görünsün. Şuradan bir 3b gelecektir, değil mi? Bir de şuradan 2a gelir. Sonrasında 2 ile de b'yi çarp, 2b olsun. Benim burada şurada katsayıların öneminden biraz bahsetmiş. Bak, katsayılarım hangileri burada arkadaşlar? Benim katsayılarım 3a, 3b artı 2a ve 2b'dir, değil mi? Şimdi bunlar hakkında yorum yapmamız isteniyor aslında. Katsayılar ne olacakmış? 0'dan 9'a kadar olan rakamlar. E pekala, x karenin katsayısı 0 olabilir mi? Olamaz. Sebep, o zaman ikinci dereceden olmaz. Bakın, burayı 0 çarpı x kare yazsak 0 gitti, ikinci dereceden olmaz. Dolayısıyla a'nın alabileceği değerleri ben şuraya yazarsam a 1 alabilir. Çünkü 1 çarpı 3'ten 3 gelir. A 2'ye alabilir, değil mi? Bir de a 3'ü alabilir. 4 olabilir mi a? Olmaz. Sebep? Çünkü katsayı rakam olmaz, değil mi? A bir de 3'ü alabilir dedik. Peki a 1, 2, 3'ü alabiliyorsa gelin şuraya a eşittir 1 için diye bir çözüm yapalım. A eşittir 1 olursa 3b artı 2. B kaç olabilir burada? B 0 olabilir. B burada 1 olabilir mi? Olur. Neden? Çünkü buraya yazdığımızda 5 gelir. 1 çarpı 3 artı 2'den 5 gelir. B eşittir 2 olabilir mi? 2 kere 3 6 artı 2'den 8. B eşittir 3 olabilir mi? 3 kere 3 9 artı 2'den gitti, olamaz. B 3 tane değer geldi. Peki A eşittir 2 için diyelim. A eşittir 2 için yerine yazarsak ne gelir arkadaşlar şurada? 3B artı 4 gelmez mi? Şimdi B hangi değerleri alabilir? B 0 alabilir. Pekala, B 1'i de alabilir. B 2'yi alabilir mi? 2 kere 3 6 4 ekle 10 katsayı rakam olmadı. Bu da gitti. A eşittir 2 için 2 tane, A 1 için 3 tane bulduk. Pekala. Bir de A eşittir 3 olabiliyordu. 3 için bir çözüm yapalım. A eşittir 3 için şuradaki ifade ne olacaktır? 3B artı 2 kere 3 6 olacaktır deriz, değil mi? Pekala, burada B eşittir 0 alabilir mi? Alır. B 1'i alır mı? 1 kere 3 3 artı 6'dan 9, güzel. B 2 olamaz artık, değil mi? 2 kere 3 6 6 daha 12 yapar. Rakam olmaz. Bakın, burada kaç tane biz polinom bulduk? A1 için 3 tane, 2 için 2 tane, 3 için de 2 tane bulduk. Toplam kaç tane polinomumuz varmış? 3 artı 2 artı 2'den 7 tane. Ben bu şekilde bu şartları sağlayan bir polinom yazabilirmişim arkadaşlar. Evet, son sorumuzu da çözdük. Umarım yardımcı olmuşumdur. PDF açıklamada mevcut. Abone olup bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayınız. Hoşça kalın arkadaşlar.